Bismillahirrahmanirrahim. İHR Arapça 9'da sayfa 44'teyiz. Ed dersu salisu. Ed dersu ders. Hangi ders? Es salisu. Üçüncü. Üçüncü ders. Nedir? Vaktu dersi. Dersi vaktidir. Madde 1. İstemeyen dinle. İler kelimati. Kelimeleri dinle. Ve e'id. Ve tekrarla. Ha. O kelimeleri tekrarla ve sonra teemmel, düşün, ha o kelimelerin manalarını Müsta'inen yardım alarak bir su veri resimlerden Ya'melu çalışıyor, muvazzafun işçi Muvazzaf işçi demek, görevli demek, memur demek Bu manalara geliyor Amilun bu da işçi demek Muvazzaf için memur, amil için işçi diyebiliriz Mebniyun bina Mektebun. Mektep, ofis demek. Mektebun, ofis. İctimaun, kalabalık veya toplantı. Taavunun, yardımlaşma. Laibun, oyuncu. Müsteşfa, hastane. Teşteriku, katılıyor ne demek? Katılıyor. İşterake. Yeşteriku, teşteriku. O kadın katılıyor. Saffun, sınıf. Gurfetun, oda. Mümerridatun, hemşire. Bayan hemşire. Seyyaratun, otomobil. Dabibun, doktor. Sayfa 46. Alıştırma 2. İstemi' dinle. ile fekaratil atit. Aşağıda gelen, yer alan. El fekarat, paragrafları dinle. Ve ikra oku ha o paragrafları. sonra uktub yaz ha o paragrafları. Nereye yaz? Fi defterike kendi defterine yaz. K Ke, kendi demek. Kendi defterinin içine yaz. Defterine yaz. Merhaben. Merhaba. Ene ben kimim? Kerimun Kerim benim adım Kerim diyor. El ane şu anda nahnu biz fid dersil evveli birinci dersteyiz. El evvel birinci es sani ikinci rakamlar geçmişti. Ve ve o yani birinci ders nedir? Dersul lugatil arabiyeti Arap dili dersidir. Arap dili. Lugat dil demek. Arap dili dersidir. Arapçadır yani. Nedrusu biz ders görüyoruz. Nedrusu ders veriyoruz. Nedrusu için biz ders öğreniyoruz. Biz öğreniyoruz. Hadihi lügate el cemile te. El cemile güzel demek. El lugat dil. Hadihi bu şu. Hangisi hoşuna giderse seçebilirsin. Nedlus'u biz ders görüyoruz. Ders olarak öğreniyoruz. Hadihi el cemilete. Bu güzel dili öğreniyoruz. Ene ben uhibbu severim el arabiyete. Arap dilini. Arap çayı. Merhaba. Ene ben. Sami. Benim adım da Sami'dir. El ane şu anda. Nahnu biz. Fiddersi salisi. Üçüncü dersteyiz. Es salisi. Üçüncü. Vehüve o, yani üçüncü ders nedir? Dersul Kur'ani el mi? Kur'an-ı Kerim'dir. Üçüncü ders neymiş? Kur'an-ı Kerim dersidir. Neta'ellemu. Biz öğreniyoruz. Fi haded dersi. Bu derste hada hadi. Hada hadihi. Mana aynı değil mi? Bu, şu manalarına geliyor. Fark neydi? Hada müzeker için kullanılıyordu. Bak peşine gelen ed-derse müzekerdir. Hadihi müennes için kullanılıyordu. Bakın peşine gelen müennes. Lüve t kapalı t ile bittiğine göre bu kelime müennes. Fark oydu. Manalar aynıydı. Fihade ders fihade dersi bu dersi tekrar alalım. Ne mi biz öğreniyoruz. Fihade dersi bu derste bu derste neyi öğreniyoruz? Tilavetel Kur'an'ı tilavete El-Kur'an tilavet okumak demek. Tilavet el-Kur'an'ı Kur'an Kur okumayı öğreniyoruz. Bu derste ne öğreniyoruz? Kur'an okumayı. Yani diyor ya ve o üçüncü ders nedir? Dersul Kur'anil Kerim'i Kur'an-ı Kerim'dir dediğinde bırakmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim ezberleme dersi de olabilir. Sadece okuma dersi de olabilir. Gramer çalışması da olabilir. Bir sürü şey olabilir. Diyor ki ne taallemu biz öğreniyoruz fiha dersi bu Kur'an-ı Kerim dersinde yani. Fi hadet dersi bu derste demek. Parantez açıp, yani Kur'an-ı Kerim dersinde. Parantezi kapa. Neyi öğreniyoruz? Tilavet el-Kur'an. Kur'an okumayı. Ene ben, muhimbu, severim. El-Kur'ane, el-kerime. Kur'an-ı Kerim'i severim. Kerim değerli manasına geliyor. Kerim ne demek? Değerli. Merhaba, merhaba. Ene ben tu Ben de amineyim. Benim adım Amine. El şu anda nahnu biz fi dersil hamisi 5. dersteyiz. El hamis 5. Ve ve o yani 5. ders. Nedir? Dersur riyaziyat, riyaziyat dersidir. Riyaziyye spor demek. Spor dersidir. Ve bu hangi bu? Yani 5. ders nedir? Dersur riyaziyat spor dersidir ana ben bu severim. Neyi? Hade derse bu dersi. Hade bu demek ki bu dersi derken yani spor dersini severim. Ne kadar seversin? Kefiran çok. Merhaban. Ene salihetun. Benim adım da saliha. Salih. Sariha. Bak kapalı tayla bittiğine göre müennes. Bunu söyleyen kişi bir kadın. El-ane şu anda nahnu biz Fiha de dersi sabi'i. Yedinci dersteyiz. Es 7 yedinci. Ve ve o yani yedinci ders nedir? Dersu tarihi. Tarih dersidir. Ve o yani tarih dersi nedir? Dersun bir derstir. Nasıl ders? Mühimmun. Önemli. Cidden. Hem de çok. Çok önemli bir derstir. Ene ben. ...muhibbu severim. Hadet derse bu dersi yani tarih dersini. Kethiran hem de çok. Görüldüğü üzere konuşan kişi bir kadın bile olsa ben diyecekse ene diyerek ben diyor. Bak, burada da amine kadındı ene demiş idi. Burada kerim bir erkekti o da ama ene diyor. Yani zamir olan ene kadına erkeğe göre bir değişiklik göstermeyen bir zamirdir. Aynısı nahnu için de geçerlidir. Nahnu, nahnu. Burada kirimden bahsediyoruz bir erkekten. O da nahne diyor biz derken. Burada amine bir kadından bahsediyoruz. O da biz diyecek. O da nahni diyor. Saliha bir kadındır. Biz demek istediğinde yine nahni diyor. Tıpkı erkekler gibi nahni diyor. Yani erkeğe kadına göre bu nahnu zamiri değişmiyor. Bunu vurgulamak istediler. Bunu iyi anlayalım. Burada vurgulanan şey budur. Bunun dışında hâde derse diyor. Burada şuraya dikkat ediyorum. Hâdihil demiş. Bak hâda değil hâdihi geliyor. Neye göre dedik? Hâda'dan sonra müzekker gelir. Hâdihi'den sonra müennes gelir. Buraları okuduk. Evet o zaman Geçti. Alıştırma 3. İbhas, bahset, anlat. An ba'zi esma'i an ba'di esma'i durusi elleti tedrusu ha kema fil İbhas bahset anlat neyi anlatayım an ba'di esma'i durusi ders isimlerinden bir kısmını çeşitli dersler var tarih, türkçe, matematik gibi bu ders isimlerinden birkaçından bahset bazı demiş bazısından bahset elleti öyle dersler ki bunlar Tedrusu sen ders olarak görüyorsun zaten. Dersini alıyorsun. Ha o dersleri öğreniyorsun. Tedrisü sen öğreniyorsun. Ha o dersleri. Ne gibi bahsedeyim yani? Kema misal misaleyni. iki örnekte olduğu gibi. Ke gibi. Ma o şey ki. Fi de da içinde demekti. El misaleyni. iki örnek. İki örnekte olduğu gibi. Sümme sonra arif tanıt. Ha o dersi. Anlat. Açıkla. Arif tanıt açıkla. Fil feragati boşluklarda. Ednahu aşağıdaki boşluklarda müstainen yardım alarak bir temrini sabiki üstteki alıştırmalardan yararlanarak. Uktub yaz esma edruzi ders isimlerine. Bak her tarafta ders 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 yazıyor. Başka bir şey yok. Hemen yanına gelmiş el ulum koymuş. Yanına gelmiş kimya koymuş. E sen de gel demiş. Şuradaki dersin yanına başka bir ders adı koy. Buraya başka bir ders adı koy. Öyle devam et diyor. Dersul ulum eğitim bilimleri. Dersul kimya. Kimya dersi. Buraya ne yazmalısın? Çeşitli dersler yukarıda geçmişti mesela. Ne diyebilirsin? Dersul riyaviyat. Gel buraya yaz. Dersten sonra ne yazacaksın? Şurada geçen el riyaliyati. El riyaliyat bu arada matematik demekti. Az önce ben spor dedim. Onu yanlış söyledim. Doğrusu ne? Matematik demek. Onu al. Şuraya yaz. İstersen buraya yaz. Yani fark etmez. Boşlukların hepsi dolacak. Neyi nereye yazdın önemli değil. Örnek olarak buraya riyali-yat yazdık. Matematik dersi. E Hemen sonra şunu yazabilirsin. Et tarih. Onu da şuraya yaz sağda solda iki boşluk daha var. Onlara ne yazmalıyız? Onlara da şuradan. Evet, ders kelimesi var zaten orada. El lugati arabiyeti Bu ne ekle? Diğerine ne ekleyeceğiz? Diğerine de El Kur'an El Kerim. Onu da eklediğin zaman şuraya işlem tamamdır. Arif derse ki dersini tanıt. Sen hangi derstesin acaba? Merhaben ene ben kamilun. Ben Kamil'im. Adım Kamil veya Hasanun. Benim adım Hasan. Fark etmez. Adın her neyse onu yazabilirsin buraya. Ene şu artık ismin neyse. Gerisi gerisi burada var zaten. Bak Ene Amine demişti. Kadınsan Amine yerine Aişe tu yazabilirsin. Fatime tu yazabilirsin. Hadice tu yazabilirsin. Adın her neyse onu buraya yaz. Gerisi zaten istediğin paragrafı seç. İster bunu olduğu gibi yaz. İster şurayı yaz değil mi? Aynen yazsan ne olur? Yanlış olmaz. Yazabilirsin. 48 alıştırma 4. Vay, koy yerleştir. Ne koyalım? Alamete sah şu işareti koy diyor. Bak şu yeşil işaret. Alamete sahin doğru işareti koy. Nereye koyalım bu işareti? Şuradaki kutucuklara yerleştirmemiz istenmiş ama ne diyor? Emamel kelimeti sahihati doğru kelimenin önüne koy. Emame önüne. Es sahiha doğru Emamel kelimeti sahihati Doğru kelimenin önüne koy Müsta'ine yardım alarak bir suveri resimler ile Resimlerden yararlanarak Kemafil misali örnekte olduğu gibi Burada kaç kişi var? 3 yani çoğuldur, cemidir Erkek mi? Evet O zaman buradaki e, zamirlerden hangisi? Hem çoğul hem de müzekkardır Hum zamiri Manası onlar demektir İşte hum onlar O zaman işareti buraya koyuyoruz Burada üç tane kadın görmektesin. Ee, yani çoğuldur ve kadındır. O zaman cemi müennes zamiri bulman isteniyor. O da nedir? Hünne. Buraya bir işaret koyacaksın. Hünne. Daha aşağı indiğimizde üç tane adam görmekteyiz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki entünne. Fark ne? Bunlar için hum demiş. Bunlar için entünne diyorsun. Hum onlar demek. Uzaktaki kişiler. Bizzat kendileriyle diyalogda değilsin. Oysa en entum diyorum. Bunlar bana bakıyor. Bunlarla konuşuyorum. Bunlar ikinci şahıs. Bu yüzden entum yazan yere işareti koyuyorsun. Entum siz erkekler demektir. Cemidir ve müzekeldir. Buradaki kadınlar da bize bakmaktalar. Onlarla sanki konuşuyormuşuz gibi. Dolayısıyla ikinci şahıslar. O zaman ikinci şahıs olan zamir. Yani entunne zamirine işaret koyacaksın. Siz kadınlar demektir. Burada da erkeklerin bize baktığını görmekteyiz. Şimdi ente desem sen demek olur. E birden fazla kişi var. Hüve desem o demek olur. E bana bakıyorlar. O diyemem. Ene desem ene ben demek. Burada birden fazla kişi var. Nahnu. Biz var biz. E, şöyle şöyle şöyleyiz. He, tamam. Nahnu'ya işareti koyabilirsin. Biz manasına geliyor. Üç tane kadın var. Bunlar da bize bakıyor. Bunun için de yine nahnu zamirini işaretleyeceğiz. Demek ki nahnu erkekler için de kadınlar için de kullanılabilir. Manası biz demek birden fazla kişi olursa yani iki tane erkek veya iki tane kadın olsa eğer biz diyerek bir gruptan bir topluluktan bahsedeceksen nahnu'yu seçersin. Müzekere de nahnu, müennese de nahnu kullanılıyor. Yazılışında bir değişiklik yoktur. Madde 5 sayfa 49. La alamete sahhin. Şu işareti koy, yerleştir. La koymak demek, yerleştirmek demek bu işareti nereye koyalım? Emamel cümleti sahihati, sahih cümlenin önüne koy. Müsta'inen yardım alarak bir suveri resimlerden kemafil misal örnekte olduğu gibi. Demiş ki, hum ya'melûne. Ya'melûne onlar çalışıyor, hum onlar. Evet bunlar bize bakmıyor. Bir muha, e, muhataplık söz konusu değil ve cemiler ve müzekkerler. Ha o zaman hum seçersin. Hüve olsa o çalışıyor. Hüve ya'melu o çalışıyor. Burada birden fazla kişi çalışıyor. O çalışıyor demek uygun değil. Hiye <laughs> ta'melu o kadın çalışıyor demektir. Hiye <laughs> kadın için kullanılır. Burada bir kadın söz konusu değil. Aynı zamanda ta'melu. Hiye ta'melu müfrettir. Birden fazla kişi var. Hunne <laughs> ya'melne ise cemidir ve müennestir. Burada cemilik var ama müenneslik yok. Dolayısıyla hum <laughs> ya'melune doğru şık olur. Hüve yeşteriku. Hiye teşteriku o kadın iştirak ediyor, katılıyor kadın olduğu için. Hiye teşteriku seçersin. Burada bir erkeğin bir şeyler yazdığını görmekteyiz. Entum demiyorum çünkü çoğuldur. Entun ne demiyorum çoğuldur. Enti demiyorum. Müfrettir ama müennestir. Ente diyorum. Ente tedrusu. Sen ders çalışıyorsun. Doğru şık bu. Burada bir kadın görmekteyiz. O da ne olacak? Enti. Ente değil. Enti. Talabina. Doğru şık budur. Ene ektubu olmaz. Birden fazla kişi var. Nahnu nektubu olur. Biz yazıyoruz. Evet. Bunlar da çay içiyorlar. Öyle görünüyor. Ama biz diyeceğiz yine. Nahnu biz neşrabu içiyoruz. Ene eşrabu ben içiyorum. Pist, burada bir kişi yok ki. Biz var. Dolayısıyla nahnu neşrabu diyeceğiz. Peşine sayfa 50'ye gelmiş olduk böylece. Burada bırakalım.